Louis Villazon, a technology expert for BBC Focus magazine, says spam, unsolicited emails, can be designed to trick you into revealing sensitive personal information. Louis Villazon isimli vatandaş, bu da kim? BBC Focus dergisinin bir teknoloji uzmanı. BBC Focus severim, güzel bir dergidir. Says, diyor ki, ne diyor? Spam, yani unsolicited emails. Spam ne demek? İstenmeyen e-mail. Bunu bir zamanlar kökenini araştırmıştım. Spam hiç tahmin etmeyeceğiniz bir şey arkadaşlar. Yani e-mail ile falan hiç alakası yok. Normalde Amerika'da piyasaya çıkarılan, eskiden domuz kıymasıyla, şimdi herhangi bir hayvanın kıymasıyla yapılan, aslında büyük bir salam türü bir şey bu, kalın. Yani spam markanın ismi. Ama o kadar çok, o kadar yaygın ve her yerde siz istemediğiniz halde her böyle hamburgere şuraya buraya koyuluyormuş ki, her yerden böyle çıktığı için spam. Bir de Monty Python diye bir grup var, İngiliz komedi grubu, bilmiyorum siz seyrettiniz mi? 70'li yıllarda bildiğimiz, şu anda İngiliz ve Amerikan kültürünü şekillendiren bir gruptur. Onların bir skeçinden alınmış. Oradan da her yerde spam, 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 spam diye 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 e-mail ismi oradan geliyormuş yani. Nereden nereye, değil mi? İşte şu vatandaş şuradaki ne diyor? Spam, yani unsolicited. Solicit, istemek veyahut da razı olmak. Herhangi bir şeyin gönüllü olmak. Gönüllü ama daha çok böyle hani istemek anlamında. Unsolicited, istenmeyen e-mailler can be designed, tasarlanabilir. Ne yapmak için? To trick you into revealing sensitive personal information. Hassas, kişisel bilgilerinizi reveal etmek, ortaya koymak, efendim piyasaya çıkarma için, sizi trick etmek için tasarlanabilir. Trick, hile, kandırmaca, efendim. Ama burada trick somebody into something veya into doing something, birisini bir şey yapmak için aldatmak, bir şey yapmalarını sağlamak. Trick zaten hile demek, numara demek. Mesela bir arkadaşınızı trick edebilirsiniz, ona oyun oynayabilirsiniz. Fakat trick aynı zamanda işte kumarda hiledir, ne bileyim, ciddi hile anlamına da, bir kandırmak anlamına geliyor. Dediğim gibi trick somebody into something veya into doing something, birisini bir şey yapmaya razı edecek şekilde kandırmak. Dolayısıyla burada da sensitive, hassas dedik. Hassas bilgi diyor burada. O anlamda hassas olabilir. Veya mesela dişiniz hassas olabilir. Kalbiniz hassas olabilir. Yapı olarak karakteriniz hassas olabilir. I'm a sensitive person dediğiniz zaman kolayca ağlarım falan. Evet. Problem var mı? He suggests everyone should look out for Trojans and phishing. He suggests, bu arkadaş öneriyor, teklif ediyor. Neyi? Şurada dead düşmüş durumda. Everyone should look out for Trojans and phishing. Herkes Trojan ve phishing için look out etmeli. Yine geçmişti az önce. Dikkat etmeli, uyanık olmalı. Trojan, Troyan, meşhur Truva, Truva buradan geliyor. Bu Truva'dan geliyor daha doğrusu. Truva atı diyoruz ya. Trojan dediği bir sıfat olarak artık insanı kandıran şeyler için kullanıyor. Normalde Truva atı için baştan Trojan horse derken, herhangi birisine Trojan dediğiniz zaman gözüktüğü gibi olmayan, böyle biraz da münafık falan demek. Phishing ise özel bir ifade, birazdan gelecek. Bu bayağı bildiğiniz phishing gibi okunuyor ama kullanımı farklı. Trojans, yani ne de Trojans? Bits of software that appear to do something useful but actually play havoc with your computer are sent with emails as attachments. İki virgül arasını atıyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki iki virgül arası, virgülümüzün biri şurada. Dolayısıyla öznemiz, fiilimiz ve cümlemiz. Trojanlar are sent, gönderilirler with emails and as attachments. E-maillerle attachment olarak, eklentiler olarak, ilave, efendim, dosyalar olarak e-maillerle gönderilirler. Trojanlar neymiş peki? Bits of software, yazılım parçaları. Bit, parça, kısım. Kısım değil de küçük parça. Bit diyorsanız işte bilgi parçası olur. Başka ne parçası olur? A little bit diyorsun zaten, değil mi? Birazcık, bir parça demek.
Yani ekmek parçası falan düşünün, o değil tam olarak. Yazılım parçaları, bir parça yazılım ki appear to do something useful, fakat appear to do yapıyor gibi gözüküyor. Nasıl? Something useful. Faydalı bir şeyler yapıyor gibi gözüken, fakat aslında play havoc, ikisi birlikte, with your computer. Computer'ınız ile havoc oynayan yazılımlar. Havoc, zarar ama felaket boyutunda zarar. Basit bir zarar değil. Play veyahut da havoc ile kullanılan başka bir kelime daha var. Şu anda tam çıkaramadım. Play havoc, çok büyük zarar vermek demek. Mahvetmek. With ile kullanılıyor bakın. Play havoc with. Üçünü birlikte seçsem daha doğru olacaktı baştan. Bir şeye büyük zarar vermek demek. Yani bilgisayarınıza çok büyük zarar veren aslında, fakat faydalı bir şeyler yapıyor gibi gözüken bilgisayar, pardon, yazılım parçaları bunlar. Bunlar, bu trojanlar, bilgisayarlar, pardon, e-maillerle attachment olarak, eklenti olarak gönderilirler. The text of the email is designed to make you curious so that you will open the attachment, but you are actually installing a virus. The text of the email, e-mailin metni, text metni, is designed, tasarlanmaktadır, to make you curious, sizi meraklı etmek üzere, yani meraklandırmak üzere tasarlanıyor. So that, ne olsun diye sizi meraklandırıyor. You will open the attachment, eklentiyi açacaksınız diye, yani açmanız için, açmanızı sağlamak için. Fakat you are actually, aslında siz installing a virus, bir virüsü install ediyorsunuz, kuruyorsunuz bilgisayarınıza. Install, kurmak, yerleştirmek, bina etmek. Install, binalar içinde kullanılır, binalara yerleştirilen herhangi bir şey içinde kullanılır. Mesela doğalgaz, mesela soğutmak için ne kullanıyoruz? Klima vesaire, bunlar install etmek için kullanılır. Ama aynı zamanda sanat anlamında installation falan denir, böyle heykel falan gibi şeyler için vesaire. Once infected, your PC, şurada normalde virgül olması lazım. Once infected, your PC will become part of a botnet that sends spam around the world. Once it is infected, bir kez enfekte olduğu zaman, bulaştığı zaman, yani bir bulaşmış hale geldiği zaman, ne? Your PC, sizin bilgisayarınız, will become part of a botnet. Bir botnetin bir parçası olacaktır, parçalar haline gelecektir. Botnet ne? That sends spam around the world. Dünyanın her yerine, dünya çevresine spam gönderen bir botnetin parçası olacaktır. Botnet, normalde bir bilgisayar, robot gibi düşünebilirsiniz, otomatiğe bağlamış, sizi aslında zombi yapıyor. 1, 3, 5, 50, 100 bir sürü bilgisayarı bir araya getirip, onları kullanıp dünyaya, değişik bilgisayarlara virüs gönderiyorlar. Your passwords and credit cards can also be stolen. Sizin passwordleriniz, şifreleriniz ve kredi kartlarınız da çalınabilir. Phishing is more subtle. Phishing ise daha subtle. Evet, subtle belli belirsiz, daha böyle gizli. Bir şeyi göze sokmadan yapan, göze batmadan yapan. Kurnaz, aynen öyle. Subtle, nerede kullandığınıza göre iyi de olabilir, kötü de olabilir. Mesela bir adama gidip kızını isteyeceksiniz. Değil mi? Şu kızı ver de evlenek. Olmaz yani. Daha subtle olmanız lazım. Daha kibar. Hatta gerekirse kurnaz, değil mi? Razı etmeye çalışıyorsunuz. Adamın kızını elinden alacaksınız. Dolayısıyla subtle. Ama aynı zamanda mesela az önce ne geçmişti? Pickpocket. Değil mi? Bir yan kesici. Gelip de böyle hani ne diyeyim, çok bodoslama dalmaz. İşini ince görür. Dediğim gibi yani subtle incelik ifade eder. Ama işin içerisinde duruma göre kurnazlık, hilebazlık, duruma göre de zarafet vardır. Böyle belli belirsiz, hafiften demek. Phishing ise daha incedir, daha efendim kurnazcadır. These, yani phishing şeklinde gelen e-mailler, often pose as email notifications from your bank, PayPal or the Inland Revenue, claiming there is a problem with your account that requires you to re-enter personal details. Bunlar genellikle veya sıklıkla pose as email notifications,
email notification, nasıl? Uyarı veyahut da bilgilendirme. To notify, F'den sonra Y var. Notify, birisini bilgilendirmek, bir konuda haberdar etmek. Gerekirse de uyarmak. E-mail bildirileri olarak, e-mail efendim, ne demiştim az önce? Bilgilendirme e-mailleri olarak poz verirler. Yani o şekilde rol yaparlar. Poz as diyorsa onun gibi rol yapmak, öyle davranmak. Aslında değil ama. Zaten poz, gerçi pozun değişik kullanımları var. Bir poz vermek anlamı var. Riskle, dangerle birlikte kullanırsa oluşturmak anlamı var. Poz as diyorsa bir şey olarak davranmak, rol yapmak. Burada da e-mail bildirileri olarak davranırlar genellikle. Nereden ama bu bildiriler, uyarılar? From your bank, PayPal or Inland Revenue. Bankanızdan, PayPal'den, PayPal'i biliyorsunuzdur muhtemelen. Veyahut da Inland Revenue'dan gelen e-mail uyarıları, bildirileri olarak bunlar davranırlar. The Inland Revenue, İngiltere'deki vergi dairesi arkadaşlar. Özel bir isim bu, bilmenize gerek yok. Inland normalde bir kara parçasının iç kısımları demek. Inland. Çoğul olarak S ile falan daha sık kullanılır. Inlands diye bir ülkenin iç kısımları diye. Revenue neydi? Gelir. Evet. Bu da dolayısıyla vergi dairesi demek. Yani aslında şöyle düşünebilirsiniz. Vergi dairesi ne yapıyor? Vatandaştan vergi alarak devlete gelir elde ediyor. Dolayısıyla içten gelen gelir. Ama İngiltere'ye düşünecek olursanız bir sürü sömürgeleri vardı değil mi? Onlardan gelen gelirler dıştan gelen gelirler. Demek ki öyle bir mantığı var bu işin. Şu anda düşündüm. Bu mu değil mi bilmiyorum. Evet. Claiming, iddia ederekten. Yani şuradaki notifications'a gönderme var şurada. Neyi iddia ediyorlar bu bildiriler, bu uyarılar? There is a problem with your account. Sizin hesabınızla bir problem var. Yani hesabınızla ilgili bir problem var. Veyahut da hesabınızda bir problem var. Ki, a problem, ki requires you to re-enter personal details. Require somebody to do something. Birisinin bir şey yapmasını gerektirmek. Burada da sizin şahsi bilgilerinizi, şahsi detaylarınızı yeniden girmenizi gerektiren bir problem var diye iddia eden e-mailler olarak bunlar rol yaparlar. Öyle davranırlar sıklıkla. In reality, the site you are directed to is a bogus one. And the information you enter is used to defraud you. In reality, gerçekte, hakikatte, olayın aslında, the site you are directed to, site, internet sitesi, ki, which, düşmüş durumda, you are directed to, siz yönlendiriliyorsunuz, yönlendirilmektesiniz. Dolayısıyla sizin yönlendirildiğiniz site, niye burada to ile bırakmış? Çünkü you are directed to this site. Değil mi? To'yu kullanmazsanız burası ortada kalacak. Hatta telefonla nereye ararsınız? Bir şirketin ne hattı olur? Çağrı merkezi, müşteri merkezi hattını ararsınız. Orada you are, özür, direkt yazmışız zaten. You are being directed to, işte mesela ne diyelim? Ana sayfa, bravo, aynen öyle. Şeyde kullanılıyor değil mi? Ne yapıyorum ben böyle? Evet. Main page. Bu internet sitesinde oldu. İşte ana sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Bir yere tıkladınız, orası boş, sizi ana sayfaya yönlendiriyor. Burada ise, az önce söylediğim çağrı merkezinde ise mesela ilgili departmana, ne bileyim müdüre yönlendiriliyorsunuz. Dolayısıyla müşteri hizmetlerine yönlendiriyorsunuz falan. İşte bu sizin yönlendirdiğiniz yeri söylüyor. Şunu buradan çektiğiniz zaman to ortada kalıyor işte. Bunu yani kafanıza göre atamazsınız bunu. Dolayısıyla burada the site you are being directed to, yani sizin yönlendirildiğiniz site is a bogus one. One dediği buradaki sitenin yerini tutuyor. Bogus, sahte. Aslında öyle bir şey yok, sahte. One dedi de site. A bogus site, sahte bir site. Aslında sizin yönlendirildiğiniz site sahte bir site. Ve the information you enter, sizin girdiğiniz bilgiler, yine şurada which düşmüş, girdiğiniz bilgiler is used, kullanılmaktadır, to defraud you,
sizi defraud etmek için, dolandırmak için. Fraud geçmişti, dolandırma efendim hileydi, dolandırma sahtekarlıktı. Defraud ise onun fiili, birisini kandırmak, birisini dolandırmak. Banks and similar organizations will rarely contact you out of the blue to confirm your identity. Bankalar ve benzeri kurumlar, örgütler will rarely contact you. Çok nadiren sizinle temasa geçeceklerdir. Out of the blue. Beklenmedik bir şekilde durup dururken. Out of the blue. Bu bir yapı, bir deyim. Durup dururken, hiç ortada yokken, birdenbire. Sebepsiz yere. Sebepsiz yere güzel. To confirm your identity. Sizin kimliğinizi confirm etmek için. Doğrulamak. Özür. Teyit etmek. Confirmation. O da doğrulama, teyit. Mesela bir restoran veyahut da otelde rezervasyon yaptınız. Confirmation numarası verirler size falan. So, öyleyse bu durumda when you get an email, always contact them by using the phone number or email on their official website. Bir e-mail aldığınızda daima contact them, onlarla temasa geçin. By using the phone number or email on their official website. Onların resmi web sitelerindeki telefon numarası veyahut da e-maili kullanarak, kullanmak suretiyle onlarla temasa geçin. Villazon suggests getting a spam filter and if any spam gets through, just delete it. Villazon aynı zamanda teklif ediyor. Neyi teklif ediyor? Getting a spam filter. Bir spam filtresi almayı, kullanmayı tavsiye ediyor. Ve if any spam gets through, eğer herhangi bir spam, işte istemediğiniz e-mail gets through, filtreden, filtrenin içinden geçerse, get through the filter, through içinden, arasından demek, get through ise bir şeyin içerisinden geçmek, aşmak hatta, filtreden geçerse herhangi bir e-mail, just delete it, sadece onu silin, siliverin. When using social networking sites such as Facebook, try to avoid putting your email address on your profile page, which can be seen by potential hackers who could then use the address and may even try to get into your email account. When using social network sites such as Facebook, Facebook gibi sosyal network sitelerini kullanırken, try to avoid şunu yapmaktan kaçınmaya çalışın. Neyden kaçınacağız? Putting your email address on your profile page. Profil sayfanıza email adresinizi koymaktan kaçınmaya çalışın. Ki aslında şu adres işte bu ama sayfadan önce gelmiş. Ki can be seen by potential hackers. Potansiyel hackerlar tarafından görülebilir olan, görülebilecek olan email adresinizi koymaktan kaçının. Hackerlar ki could then use the address. Daha sonra, yani adresinizi gördükten sonra adresinizi kullanabilecek olan hackerlar ve hatta even may try to get into your email account. Sizin e-mail hesabınızın içerisine girmeye çalışabilecek hatta olan potansiyel hackerlar tarafından görülebilecek olan e-mail adresinizi profil sayfanıza koymaktan kaçınmaya çalışın. Facebook benzeri sosyal ağları kullanırken. Sorunuz var mı?